Arkadaşlar nasılsınız? Yine bugün hava buz gibi. Hatta dünden de daha soğuk galiba bugün. Bu sabah birazcık geç uyandım arkadaşlar. Sabah da kargo aradı. Kargoya yetişemedim. Şimdi babam almaya gitti kargoyu da. O tarafta işi vardı, gitmişken alırım dedi. Bizim buraya kargolar her zaman gelmiyor arkadaşlar. Bir kere geliyor. Sonra da ya bulamazsa zaten geri gidiyor kargo. Ve bulmakta da zorluk yaşıyorlar yani. O yüzden sıkıntı. PTT'de aynısı olmuştu geçen hafta, biliyorsunuz yine. Bakalım, şimdi mamayı da bekliyorum, inşallah mama da geri gitmez yani. Arkadaşlar şimdi babam MNG'ye gitmişti. Kargoyu alıp geldi. Bugün iki tane kargom vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Bir tanesi mamaydı, yurt içi kargo ile gelecekti. Diğeri de MNG'ydi. MNG aradı sabah. Tam açacakken telefon kapandı ve açamadı. Yurt dışı da aynısı oldu. MNG'yi aldık arkadaşlar. Babam gidip aldı. Orada bir işi vardı. Şimdi gelen hediyeleri göstereceğim arkadaşlar sizlere. Ben de daha yeni böyle açtım ve şöyle bir manzara ile karşılaştım. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok güzel şeyler göndermiş. Şöyle önce kitaplara bakalım arkadaşlar. Tek tek sizlere göstereyim. Şöyle bir sürü kitap göndermiş. Mustafa Kutlu. Bu yazarı daha önce hiç okumamıştım. Evet, Mustafa Kutlu'nun bir sürü kitabı çıktı. Şöyle. Kitaplar bunlardı. Şimdi geri kalanları da göstereceğim. Şöyle maske seti çıktı arkadaşlar. Şöyle keçeli kalem çıktı. Şöyle toka çıktı. Sıcak çikolata. Sıcak çikolata. İki tane şöyle salep çıktı arkadaşlar. Bir tane Abdullah Efendi kahvesi. Bu iyi oldu. Geçen gün bir tane babama aldırmıştım ama o herhalde çabuk biter. Bu iyi oldu. Şöyle bileklik çıktı arkadaşlar. Bir tane renkli sticker çıktı. Böyle iki tane kil maskesi. Böyle üç tane oje çıktı arkadaşlar. Pembe, yeşil ve siyah. Bir tane Elidor'un onarıcı saç bakım maskesi. Bundan bende yoktu. İyi oldu aslında. Saç bakım maskesi daha önce hiç kullanmamıştım. İyi oldu bunun gelmesi. Şöyle Dermokil'in yüz temizleme jeli geldi arkadaşlar. Bu da güllüymüş. Şöyle göstereyim. Gelenler bunlar da arkadaşlar, yine çok güzel şeyler yollamış gerçekten. Çok teşekkür ederim. Kitapları da çok sevindim. Mustafa Kutlu daha önce hiç okumamıştım. Ama merak ettiğim bir yazardı. Bu üç kitabı geldi. Ve gelen hediyeler için de çok teşekkür ederim. Yeni bir günden daha selam arkadaşlar. Bugün 26 Ocak Cuma. Sepetinden bir şeyler almıştım bu sabah. Onları göstereceğim sizlere. Market alışverişini göstereceğim. Henüz kahvaltımı da yapmamıştım arkadaşlar. Bakalım. Şimdi önce size bunları göstereyim. Ondan sonra kahvaltımı yapacağım. Pakettekileri çıkarttım şimdi. Kedi mamalarını şöyle ayrı bir poşete koymuşlar arkadaşlar. Dökülmesin diye sanırım. İçerisinde çünkü yaş mama da vardı bir tane. Şu kekler indirimdeydi arkadaşlar. Fırsat ürünüydü. Bundan iki tane aldım. Etipop kek vişneli olanlardan. Bir tane biskrem aldım. Şöyle. Bir tane Etikombo'dan aldım. Şöyle. Şu hediye geldi yine. Ücretsiz geldi. Bu çok güzeldi. Zaten bunu çok beğenmiştim. Ücretsiz geldi yine. İki tane Etipuf aldım. Bir tane de şöyle Brownie Gold aldım. Bu da yine fırsat ürünüydü. Yine indirimdeydi. 24 liraydı galiba. Abur cubur olarak da bunları aldım arkadaşlar. Kedi mamasını aldım arkadaşlar. Çıkın. Bunda indirim vardı zaten. 89 liradan 48 liraya düşüyordu. Bir de benim 10. siparişim olduğu için %10'da indirim vardı. Onu da kullandım. Bir de şöyle Whiskas'ın sığır etli yaş mamasını aldım. Şimdi kedilere bundan da vereceğim. Acıkmışlardı zaten. Bir de bu kuru mamadan vereceğim. Bu mamayı da çok seviyorlar. Çok güzel bir mama yani. Tavsiye ederim. Kediler severek yiyorlar yani. Keşke daha uygun olsa. Birazcık fiyatı pahalı. Çünkü 89 lira ve içerisinde yarım kilo kadar var. Yani 500 gram. Ama
yine de seviyorlar yani, alıyoruz biz böyle arada, alıyorum ben pahalı olmasına rağmen böyle arada alıyorum. Bugün dışarı çıkabilseydim aslında açık mamadan da alabilirdim onları, çünkü mamaları gelmediği için açık mamadan da alabilirdim ama bugün hiç keyfim yok arkadaşlar, yani dışarı çıkmaya hiç mecalim yok yani, o yüzden dedim ki böyle ufak bir alışveriş yapayım. Aldıklarım bunları da sizlere de göstermek istedim. Şimdi ben gidip bunları yerleştireyim. Daha sonra da kahvaltımı yapacağım. Daha sonra görüşürüz. Tekrardan selam arkadaşlar. Dünden beri beklediğimiz mamalar sonunda geldi. Kargocu kapıya kadar getirdi. 5 adet 1 kilogram mama var içerisinde. Daha açmadım koliyi. Ben de kahvaltımı yapıyordum. O sırada geldi kargo. Şimdi açacağım. Bakalım, inşallah bu mamaları kediler sever. Takipçime de buradan çok teşekkür ederim. Düşünüp bu kadar zahmet edip gönderdi. Kesesine bereket. İnşallah Allah ona daha çok verir. Gerçekten kedileri düşünüp böyle bir şey yaptığı için de çok teşekkür ederim. Daha önce de göndermişti zaten kendisi. Birazcık kargolarla uğraştık ama yani sonuçta geldi arkadaşlar. Şimdi açıp bakacağım nasıl bir mama varmış içerisinde. Bizim ufaklıkta merak etti. Kolyeyi açarken sesleri duydu herhalde. Merak etti, geldi şimdi. O da çok acıkmıştı. Aslında sabah ben mama aldım biliyorsunuz. Market alışverişi yapmıştım, orada mama almıştım ama yaş mama da yediler hatta. Merakından geldi öyle, şimdi bakalım. Birazcık vereceğim, bakalım sevecekler mi? Gerçi diğer mamadan dökmüştüm şu an ama biraz da bundan bakarız. Hani yiyorlar mı merak ediyorum. Bundan 5 tane var içerisinde. Böyle mamaları çıkardım arkadaşlar koliden. Bu mamalar herhalde bize birkaç hafta gider diye düşünüyorum zaten. Dışarıdakilere de döküyorum biliyorsunuz. Hem içeridekilere veriyorum hem dışarıdakilere. O yüzden yetmiyor yani. Öyle düşünün. Hatta birkaç ay önce bana bir takipçim de 15 kilogram mama göndermişti arkadaşlar. O mama bize bir ay bile yetmedi yani, öyle düşünün. Yani ayın yarısına kadar falan yetmiştir yani. O yüzden çabuk bitiyor yani. Şu mama mesela 1 kilogramlık bir mama 3-4 gün gidiyor bize. Yani ben çünkü dışarı döküyorum, içeri döküyorum. O yüzden çabuk bitiyor. 3-4 gün falan gidiyor yani 1 kilo mama. O yüzden böyle gelmesi çok iyi oldu yani 5 kilo birden. Şimdi dediğim gibi onları aslında vermiştim biraz. Biraz da bundan karıştırırım içerisine. Bakalım iyi olur mu merak ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi gofret mamaları test ediyor. Bu benim sabah aldığım mamaydı. Bu da yeni gelen mama. En çok hangisini sevdiğini merak ettim. Az önce bundan yiyordu arkadaşlar. Birazcık diğer mamadan döktüm. Bu yeni gelen mamadan döktüm. Şu an ondan yiyor. Onu daha çok sevdi galiba. Bu tavukluydu gerçi. O da tavuklu ama bu birazcık daha yağlı bir mama galiba diğerine göre. Diğeri daha kuru bir mama. Bu daha ıslak bir mama. Şöyle göstereyim hatta şeklini falan. Bu şekilde. En çok bunu sevdi ama. Evet, yemeğe devam ediyor gofret. Şimdi dışarıdakileri de dökeceğim arkadaşlar. Bakalım onlar da yiyecekler mi? Evet, şimdi mamadan bahçeye de biraz döktüm arkadaşlar. Dünden beri zaten mamaları hiç yoktu. Hiç mama vermemiştik. Böyle ekmek falan vermiştim onlara. Arkadaşlar şimdi 1 kilo mama dökmüştüm. Şöyle kaba dökmüştüm. Doluydu yani ağzına kadar. Hem içeridekilere birazcık verdim. Hem de dışarıdakilere döktüm. Şu an 1 kilo kadar mama bitmek üzere yani. O kadar acıkmışlar ki. 1 kilo mamadan şu kaldı yani. Çok az bir şey kaldı. Hatta bugün yerler diye düşünüyorum 1 kilo mamayı. Bakın ne kadar çok kedi var burada şimdi. 2, 4, 5, bir de burada var 6. Arkadaşlar ben şimdi bir kahve yapacağım. İşlerimi ancak bitirebildim. Saat 4'e geliyor şu an. Bugün neredeyse hiçbir şey yapmadım ama dedim ki bir kahve yapayım ve dinleneyim. Kedilere de mamalarını verdim. Şimdi uyudular zaten. Uykuya yattılar. Ben de birazcık dinleneceğim.
Ben gün de babama bu Abdullah Efendi Türk kahvesi var biliyorsunuz bilmem nerede satılıyor. Ondan almasını istemiştim. Ondan kalmadı demişti. Daha sonra A101'den Mehmet Efendi kahvesinden almış. Dün de biliyorsunuz bana Abdullah Efendi'nin kahvesinden geldi. Koli'den çıktı yani. Onu henüz açmadım. Önce şu Mehmet Efendi bir bitsin. Ondan sonra Abdullah Efendi'den paketi açmadım yani. Ama görüyorsunuz. Da az var yani az oluyor içinde yani kahvelerin genelde. Şimdi 5 dakika dışarı çıkayım dedim arkadaşlar. Dondum gerçekten. Çok soğuk bir hava var bugün de. 9 derece bugün ama bayağı bir soğuk. Bu arada kediler mamaları silip süpürmüşler arkadaşlar. Neredeyse 1 kilo mamanın yarısını yediler yani. İçeriye de döktüm hatta. Sabah da makarna yapmıştım. Biraz da makarna yediler. Şuraya da yine kuşlar için birazcık ekmek dökmüştüm arkadaşlar. Kuşlar da gelip şuradan biraz arada sırada yiyorlar ve şu an yağmur atıştırıyor arkadaşlar. Belki de kar yağacak bilmiyorum ama hafta sonu çok soğuk olacak. Büyük ihtimalle yani bugünden belli zaten. Hava durumuna da bakmıştım. Hava bayağı soğuk olacak yani şu an yağmur atıştırıyor. Birazcık daha mama dökmeyi düşünüyorum arkadaşlar şuraya. Yine birazcık daha mama dökerim çünkü kediler ara sıra gelip yiyorlar. Büyük ihtimalle yine aşağıdan gelenler olur. Sabah yemek sepetinden aldığım abur cuburları arkadaşlar böyle bir kutuya koydum. Şeyler falan vardı, brownie'ler falan. Şu keklerden bir tane şimdi yiyeceğim çünkü sabah çok bir şey yiyememiştim. Atıştırdım bir şeyler. Birazcık acıktım. Şimdi yemek yapmayacağım zaten akşama doğru yaparım. O yüzden şu kekten bir tane yiyeceğim. Bir de şu tavuklu cipsten yiyeceğim arkadaşlar. O yüzden bu ikisini alıyorum. Kahve de şimdi pişiyor. Arkadaşlar bizim kedi bugün birazcık daha iyi. Düne göre yavaş yavaş iyileşiyor. O ilaçtan alamadık bu arada. Bir tane takipçim önermişti o ilacı ama eczaneden vermediler maalesef. Alamadık o yüzden yani veteriner reçetesi gerekiyormuş. O yüzden vermediler antibiyotiği ama İyi yani şu an yani bir sıkıntısı yok kedinin. Mamasını da yedi, şimdi uyuyor. Arkadaşlar şimdi kahvem de pişti. Atıştırıyor demiştim ya arkadaşlar. Şimdi yağmur bayağı bir hızlandı. Şu an bayağı bir yağıyor dışarıda. Ben de kahvemi içmiştim. Bu arada babam geldi bir şeyler getirmiş. Ekmek falan almıştı. Dün gece çizmelerinden bir tanesini köpekler almış. Bahçeye kaçırmışlar. Şimdi az önce çizmesini arıyordu. Şimdi çizmesini bulup geldi bahçeden. Yine mama döktüm arkadaşlar. Şimdi yiyorlar yine. Sabah da dökmüştüm biliyorsunuz ama farklı kediler vardı. Şimdi başka kediler geldi. Arkadaşlar kediler mamaları çok sevdiler. Yine şu kaba boşaltacağım. Buradan dökmesi kolay oluyor çünkü. Evet şöyle kaba boşalttım arkadaşlar. Tamamen böyle dolu dolu hani olmasa da şu kadar doluyor yani. Bayağı bir dolduruyor kabı. Evet arkadaşlar şimdi Şubat ayı okuma planımı sizlerle paylaşacağım. Az çok bazılarını zaten okumayı planlıyordum. Son videomda da sizlere sordum hangilerini okuyayım, hangilerini en çok merak ediyorsunuz. Yorumlarda da bazı kitaplar söylenmişti. O kitapları listeme ekledim arkadaşlar. İlk olarak benim seçmiş olduklarım Hayal Kırıklıkları kitabı en son almış olduğum kitaplardan bir tanesiydi. Bir süre kitap alışverişi yapmayı planlamıyorum. Yani ne kadar kendimi tutabilirim bilmiyorum ama bir süre kitaplığımda olan kitapları eritmeyi planlıyorum. Daha sonra ihtiyaç duyarsam alışveriş yapabilirim. Böyle çok ilgimi çeken bir kitap olursa alışveriş yapmayı planlıyorum açıkçası. Hayal Kırıklıkları
Sakarlıkları kitabını çok merak ediyordum. O yüzden bunu listeme aldım. Sakar kitabı zaten benim Ocak ayı okuma planımda vardı ama yetişmediği için okuyamadım. O yüzden Şubat ayında okumayı planlıyorum. Yine Çukur kitabında en son aldıklarım kitaplardan bir tanesiydi. Konusu çok ilgimi çekiyor. O yüzden okumayı istiyorum. Bunu listeme aldım. Şimdi gelelim sizin seçtiklerinize. En çok söylenen kitap Kedi Gezegeni'ydi arkadaşlar. Bu kitap çok merak edilmiş. O yüzden bunu listeme aldım. Şubat ayında okuyacağım. Şubat ayında okuyacağım inşallah okuyabilirim. Üç Hayat kitabı da söylenmişti arkadaşlar. Bu da ciltli bir kitap bu arada. Hediye gelmişti bana bu ay. Benim de merak ettiğim bir kitaptı açıkçası. Güzel yorumlar vardı çünkü kitap hakkında. İnşallah severim. Bunu da listeme aldım. Şöyle bayağı bir kalın bir kitap, yani öyle ince bir kitap değil. Bir diğer kitap Karlar Ülkesi, Kavabata'nın. Kavabata'yı bir süredir okumuyorum. En son Kiraz Çiçekleri kitabını okuyup çok sevmiştim. O yüzden bu kitabını da sevebileceğimi düşünüyorum. Listeme ekledim. Yani kolay okuyabileceğim kitaplardan bir tanesi olduğunu düşündüğüm için bunu listeme aldım. Bir de Kabuk kitabını Büşra söylemişti. Kabuk kitabını okudun mu? Ben de okumadım. Okumadıysan birlikte okuruz demişti. Bilmiyorum okumayı düşünüyor mu? Bunu söylemişti arkadaşlar. Okumamıştım. O yüzden listeme aldım. Bakalım. Bir okumayı deneyeceğim. Bakalım. Büşra söylemişti bunu arkadaşlar. Kitap portresi. Onun da YouTube kanalı var. Onu da isterseniz takip edebilirsiniz YouTube'dan. Kabuk kitabını belki birlikte okuruz Büşra ile isterse. Bakalım. Şubat ayına bunu ekledim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, benim seçmiş olduğum kitaplar bunlardı Şubat ayı için. 7 tane kitap seçtim. Fazla seçmedim. Zaten fazla okuyamıyorum biliyorsunuz. Ay içerisinde işlerim falan oluyor. Hastaneye gidiyoruz falan. O yüzden çok okuyamayabilirim yani. O yüzden böyle şimdilik az bir kitap seçtim. Bunları eritebilirsem, okuyabilirsem başka kitapları da seçerim. Zaten sizlerle paylaşırım. Vloglarda zaten paylaşıyorum biliyorsunuz. Göstermek istediğim kitaplar bunlardı. Arkadaşlar ben şimdi kahvemi yapıp gelmiştim. Hatta içmeye başladım. Biraz bu kitaptan okuyacağım. Bugün bakalım bitirebilecek miyim? 127. sayfasındayım. Bugün bitirmeyi planlıyorum. Böyle bu kadar sayfası kaldı. Bir 60 sayfası falan var arkadaşlar. Bakalım bugün bitirebilecek miyim? Okumaya başladım.